Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni transporterımızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Yeni adıyla Transporter T6.1. Aracımızın içinde, dışında ne gibi değişiklikler var? Biraz onlardan bahsederek sizlere aracımızı tanıtmak istiyorum. Öncelikle neler değişti? Gelin şöyle dışarıdan bir inceleyelim aracımızı. İlk etapta baktığımızda ön yüzünde farklı bir çizgi görüyorsunuz. Aracın bir kere tamamen yenilenmiş ön dizaynı var. Nedir bu? Tampon değişti. Aracın panjuru, krom detayları, farlarına baktığınızda tamamen yenilenmiş bir yüz olarak karşımıza çıkmakta. Yanımda iki tane araç var. Gördüğünüz gibi biri panel van, biri city van. Bu ikisinin arasında ne gibi farklar var? Önce ondan da bahsedeyim. Dıştan baktığınızda ikisini çok rahat ayırt edebiliyorsunuz. Bu farklılıklara geldiğimizde eskiden city van ve camlı van da tıpkı panel van gibi siyah renk tamponla satışa sunulmaktaydı. Fakat T6.1'de arkadaşlar city van ve camlı van diğer araçlardan farklı olarak gövde rengi tamponlar, gövde rengi kapı kolları ve aynalarla standart olarak satışa sunulmakta. T6.1'de en büyük yenilik bu olarak karşımıza çıkmakta. Gelin şöyle biraz daha detaylara bakalım. Ön çamurluğa baktığınızda artık aracın adını çamurlukta da detay olarak görmektesiniz. Yan tarafa baktığınızda daha keskin çizgi ve hatlar karşımıza çıkıyor. Aracın arkasına doğru ilerleyecek olursak gördüğünüz gibi tamponda ve stop lambasında da yeni bir tasarım ve yeni bir dizayn görmekteyiz. Yine yan tarafta baktığımızda aracın jant kapaklarının değiştiğini görüyoruz. Araçlarımızda panel van, city van, camlı van ayrımı olmaksızın hepsinde tam boy yeni dizayn jant kapağı geldi. Şekil olarak araçtan bahsettik ama aslında ben bir de genel yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Burada artık konfeksiyon usulü üretim bitti. Yani sizler müşterilerinize tam bir terzi gibi müşteri istekleri doğrultusunda farklı seçenekler sunma şansına sahipsiniz. Şöyle bir sayıdan bahsetmek istiyorum. Bu araçlarda arkadaşlar 460 farklı seçenek sunabiliyoruz. Bu seçeneklerin dışında aracımızda yeni renkler geldi. Nedir bunlar derseniz işte Fortuna kırmızı, Amarok'tan bildiğimiz Ravenna mavisi, yine bronz sarı gibi farklı ve araca dinamik bir görüntü katan renk seçenekleri de karşımıza çıkmakta. Burada sadece renklerle de sınırlı kalmadık arkadaşlar. Yine sizlerden gelen müşteri istekleri doğrultusunda araçlarımıza çeşitli paketler oluşturduk. Bu paketlerin detaylarına girmeyeceğim ama kısaca neler var onlardan bahsedelim. Çok farklı opsiyonlar bulunuyor dedik ya. Mesela aracımızda isterseniz LED far alabileceksiniz. Köşe aydınlatmalı sis farı alabileceksiniz. Ya da kendi kendine park geri görüş kamerası gibi çeşitli opsiyonlarda müşteri isteklerine sunulacak. Bunlarla sınırlı mı? Tabii ki değil. İsterseniz kumandadan katlanabilir elektrikli ayna, karartılmış arka camlar, alüminyum alışımlı jantlar 16, 17 hatta isterseniz 18 inç olarak müşteri talebi doğrultusunda sipariş edilebilecektir. Hadi gelin arabamızın içine geçip bir de oradan devam edelim arkadaşlar. Neler değişti? Onlardan kısaca bahsedelim. Kapıyı açtığımızda bizi yeni bir ön dashboard karşılıyor gördüğünüz gibi. Çok fazla sayıda yeni saklama gözlerini de görmekteyiz. Medyaya bakacak olursak, medyanın boyu büyütü 4.75 inçe kadar genişlemiş bir medya sistemi karşımıza çıkıyor. Yine medyamızda USB ve SD kart okuyucu standart olarak sunuluyor ve Bluetooth özelliği tabii ki de mevcut. Aracın direksiyonuna oturduğumuzda yine büyük bir değişiklik göreceksiniz. Hatırlarsanız bir önceki nesil araçlarımızda hız sabitleyici koldaydı. Şimdi ise direksiyon üzerinde bulunmakta. Bir farklılığı daha var. Bir önceki nesilde sadece hız sabitleme olarak karşımızdaydı. Şu anki versiyonda aynı zamanda limitör özelliği de geldi. Tabii direksiyon demişken çok önemli bir özellikten de bahsetmek istiyorum. Yeni araçlarımızın direksiyonu elektromekanik servo olarak karşımıza geliyor. Ne demek? Aracımızda artık hidrolik bulunmamakta. Tamamen elektrik kontrollü bir direksiyon mevcut. Bunun bize birkaç artısı var. Nelerdir bu artıları diyecek olursak, öncelikle birçok aracımıza sürüş asistan sistemi geldi. Bunların hepsini destekleyen bir sistem. Aynı zamanda güvenlik anlamında da şöyle bir artısı var arkadaşlar. Özellikle düşük hızlarda aracımızın direksiyonu çok hafif ve kolay manevra yapmasını sağlar. Araç hızlandıkça bizim direksiyonu sertleşerek güvenli bir şekilde yol almamızı sağlamak. Klimaya gelecek olursak aracın klimasında bir değişiklik daha gözümüze çarpıyor. Aracın kliması elektronik kontrollü bir klima. Bir önceki klimalardan farkı nedir diye soracak olursanız klimamız manuel bir klima olarak gözükmekle beraber aslında kontrolü tamamen elektronik. Yani siz
Klimanın sıcaklığını ve fan seviyesini ayarladığınızda sıcaklık belli bir değere geldiğinde ya da o değerin altına düştüğünde otomatik olarak klima bunu kendisi ayarlamakta. Şu an içinde bulunduğumuz araç panel van araçlarda bildiğiniz gibi önde bir sürücü, yanda da ikili bir yolcu koltuğu bulunmakta. Bir önceki araçtan farklı olarak öndeki ikili koltukta saklama gözü kilitli olarak gelmekte yeni araçlarımızda. Aynı şekilde Stivan araçlarımızda bu şekilde koltuk kumaşlarını görüyoruz. Yeni bir koltuk kumaşı karşımıza çıkmakta. Yine gördüğünüz üzere sürücü koltuğunda da kolçak bulunmakta. Bu arada kapıyı açtığınızda dikkat etmenizi istediğim bir özellik daha var arkadaşlar. Kapı işlerinde gördüğünüz bu fitiller sayesinde yalıtım özelliği daha da arttırılmış bulunmaktadır. Yine içinde baktığımızda gördüğünüz gibi tavan aydınlatması ve arka taraftaki yük bölümünün aydınlatmalarının LED olduğunu göreceksiniz yenilik olarak. Yük bölümüne geçtiğimizde ise de yalıtım malzemesiyle kaplandığını görmekteyiz. Arkada gördüğünüz bu yalıtım malzemesi hem dekoratif hem de aracın dışarıdan gelen çeşitli sesleri de almasını engellemektedir. Gelin şimdi bir de Stivan aracımıza geçelim arkadaşlar. Stivan aracımızda ne gibi değişiklikler oldu dersek, aslında dashboard olarak çok bir farklılık görmemekle beraber en büyük fark medyasında. Medyamız 6.5 inç composition color olarak gelmekte ve bu medyada standart olarak App Connect sunulmakta. App Connect ile birlikte ne geliyor? Bildiğiniz üzere diğer araçlardan da hatırlarsınız. Telefonunuzu bağladığınızda telefonun arayüzünü direkt medyanın ekranında görmektesiniz. Hatta haritaları açtığınızda navigasyondan bağımsız olarak araç medyasını navigasyon olarak da kullanabilmektesiniz. Bu araçlarımızda bir farklılık daha görmekteyiz arkadaşlar. Panel van araçlarda standart USB, Stivan ve camlı van modellerimizde 2 adet Type-C USB girişi bulunmaktadır. Yine burada hatırlatmak isterim ki arkadaşlar, bizi rakiplerden ayıran en önemli özelliklerimiz Transporter, Stivan, camlı van, Caravel ya da diğer ürün gamlarımızda hem 4Motion seçeneği hem de DSG seçeneği sunmaktayız. Aynı zamanda aracımızda bir yenilik daha geldi. Bu da nedir derseniz, arka taraftaki çocuk kilitleri elektrikli olarak da sunulmakta. Aracımızın bir önceki nesildeki standart güvenlik donanımlarının üzerine artı yeni donanımlar geldi. Bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Fakat çok fazla şöyle soru almaktayım. İşte daha önceki araçta prefil vardı, bu araçta yok mu? Ya da daha önceki araçta yağmur fren desteği vardı, bunda yok mu? Arkadaşlar, tüm güvenlik donanımları bu araçlarda mevcut. Ben size bir önceki donanımlardan ziyade üzerine yeni gelen 9 tane asistandan ve yeni donanımlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle rüzgar savrulma asistanı tüm modellerimize standart olarak sunulmaya başlandı. Bu donanım ne işe yarıyor dersek, kısaca şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Özellikle bu tip araçlar biliyorsunuz yandan geniş bir araç. Ve fırtınalı ya da viyadüklü, rüzgarın sert estiği yerlerde rüzgarın etkisiyle araç kendini yoldan çıkartmaya çalışacaktır. Böyle durumda sürücü bunu hissetmezse farkında olmadan şeritten çıkabilir. İşte burada ESP devreye giriyor. ESP ile birlikte rüzgar savrulma asistanı çalışarak aracınızın şeritten çıkmasını engelleyerek güvenli bir şekilde seyahat etmenizi sağlamaktadır. Bir sonraki özelliğimiz adaptif hız sabitleme. Yine araçlarımızda hız sabitleme özelliği vardı. Fakat adaptif hız sabitlemenin diğer sabitlemelerden farkı, 210 km'ye kadar çalışmakla beraber aynı zamanda stop and go özelliği de bulunmakta. Yani önünüzdeki araç durdu, araç kendini durduruyor. Önünüzdeki araç ilerlemeye başladığında aracımız da siz gaza basmasanız bile otomatik olarak ilerlemeye başlamakta. Bir diğer özellik ise kendi kendine park özelliği. Versiyon 3 olarak gelen bu park özelliğinin en büyük artısı, sadece ön ön girmiyor. İsterseniz geri, çapraz ya da yanlamasına çok dar alanlarda park etme olasılığı veriyor. Ve bununla birlikte aslında geri manevra asistanı da standart olarak sunuyoruz. Aslında geri manevradan biraz sonra bahsedecektim ama hazır burada söylemişken onu da kısaca anlatalım. Çünkü park asistanı aldığımızda geri manevra asistanı standart olarak sunuluyor.
Böyle araçlar uzun bir aralıktan çıkarken arkayı görme ihtimaliniz bazen zayıf olabiliyor. Siz görmeseniz bile araç sağdan ya da soldan arkadan manevra yapan bir araç olduğunda kendisini otomatik olarak frenlemekte. Yine istersek bu araçlarda römork manevra asistanını opsiyonel olarak sunuyoruz. İstenildiği takdirde araçlarımıza şerit takip asistanı alabiliyoruz. Bu şerit takip asistanı elektromekanik servo direksiyon sayesinde aracınızın şeritten çıkmasını engelleyen bir sistem. Yani sadece size uyarı vermiyor, yol çizgisi dönüyorsa araç da kendini otomatik olarak döndürmekte. Şerit takip asistanı demişken bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ikisinin birbirine bağlı olduğu bir nokta var, önemli bir nokta. Şehir içi acil fren desteği. Şehir içi acil fren desteği ve şerit takip asistanı olan bir aracı rahatlıkla minibüse çevirebiliyorsunuz. Yani bunu özellikle söylüyorum çünkü müşterilerden ve sizlerden bu konuda çok fazla soru geliyor. Panelvan bir aracı alıp bunu VIP'ye çevirebilir miyiz? Yeni yönetmeliğe göre arkadaşlar panelvan bir aracı VIP'ye çevirebilmeniz için araçta yönetmelik gereği şerit acil fren desteği ve şerit takip asistanı mutlaka bulunmak zorunda. Şerit takip asistanı ve şehir içi acil fren desteğini aldığınız zaman araçta farklı opsiyon seçenekleri de alma şansınız bulunuyor. Bunlar nedir dersek tabela tanıma sistemini alabiliyoruz. Ön çarpışma önleme asistanını alabiliyoruz. Bunlardan kısaca bahsedelim. Tabela tanıma sistemi yolda giderken siz fark etmeseniz bile araçta bulunan kamera sayesinde yol kenarında bulunan tabelaları okuyarak aracın gösterge panelinde çıkmasını sağlıyor. Şehir içi acil fren desteğine gelecek olursak yine sizden bağımsız olarak öndeki engeli fark etmeseniz bile aracınızı frenleyerek durmasını sağlamakta. Yine istenilirse Transporter modellerimizde opsiyonel olarak lastik basınç sensörü alınabilmekte. Alınan lastik basınç sensörü bir önceki Caravelle ya da Kedi modellerimizden farklı olup Aventura modellerimizdeki yani Amarok Aventura modellerimizdeki gibi her lastikte birer sensör yardımıyla direkt lastik basıncını göstermekte. Yani lastik basıncı ikaz verdiğinde aracın menüsüne girerek lastik havası ayarlı demeniz yeterli değil. Tamamen lastikleri şişirip olması gereken havaya getirdiğinizde ancak lastik basınç sensörünü söndürebilirsiniz. Boyutlarına gelecek olursak, boyutlarımızda aslında aman aman bir değişiklik olmadı. Taşıma kapasiteleri ve yükleme kapasiteleri birbirine çok yakın. Hacimler olarak bakacak olursak 5.8'e 6.7 metreküp bir yükleme kapasitesi görmektesiniz. Araçların uzunluklarında, dingil mesafelerinde bir değişiklik olmadı. Bir önceki gibi standart şaselerimiz 3000 mm, uzun şaselerimiz 3400 mm olarak gelmeye devam etmekte. Burada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum yine. Arkadaşlar biliyorsunuz 3200 sınır. 3200'e kadar olan araçlar 1. sınıf OGS, HGS ile sınıflandırılıyor. 3200'ü aşanlar da 2. sınıf. Yani standart şase araçlarımız 1. sınıf, uzun şase araçlarımız da 2. sınıf olarak tanımlanmaktadır. Yine İstanbul gibi AVM'lerin çok olduğu şehirlerde bir avantajımız var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ben de bunları çok sık kullanıyorum. Baktığınız zaman tabelalarda 2 metre yükseklik ölçüsünü görmektesiniz. Transporter araçlarımız 1990 mm olduğu için istediğiniz AVM'nin kapalı otoparkına çok rahatlıkla girmektesiniz. Gelin biraz da motor özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Araçlarımız 2 litre olarak satışa sunulmakta. Motorlarda ufak tefek değişiklikler var. Nedir bunlar derseniz ilk başlangıç motorumuz 110 PS, 5 ileri manuel ve 250 Newton tork gücüyle satışa sunulmakta. Bir sonraki motor seçeneğimize baktığımızda 150 PS, 6 ileri manuel ya da 7 ileri DSG seçeneğiyle aracımızı 340 Newton tork gücünde satın alabiliyoruz. Bir diğer versiyona bakacak olursak aracımız 199 PS, 7 ileri DSG ve 450 Newton tork gücüyle sunulmakta. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu seçenek piyasaya baktığımızda sınıfının en güçlü tork gücüne sahip motor olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Bir hatırlatma daha yapalım. 110 ve 150 PS gücüne sahip araçlarımızın turbo sistemleri yine bir önceki nesil gibi değişken geometrili olan BTG turboya sahip. 199 PS'lere baktığımızda ise araçlarımız çift turbo özelliğine sahip olarak satışa sunuluyor. Kısaca araçların lastik ölçülerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Lastik ölçülerinde yine biraz değişiklik oldu. Araçların panelvan olan modelleri 205, 65, 16, Citivan, camlı van modellerine baktığımızda ise 215, 65, 16 olarak satışa sunulmakta. Bir değişiklik daha var, onu da hatırlatalım. Araçlarımız Blue Motion teknolojiyle geliyor dedik. Bir önceki nesle göre
Bu araçların lastikleri LRR, yani Low Rolling Resistance dediğimiz düşük sürtünme direncine sahip lastikler olarak satışa sunuluyor. Bununla birlikte yeni gelen Transporter ve Caravelle araçlarımızda kaputu kaldırdığımızda göze çarpan bir değişiklik daha var. Nedir bu derseniz, hava filtresine baktığımızda hava filtresinin doluluk oranı gözüküyor. Kısaca araçlarla ilgili bahsedeceğim teknik konular bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.